Evet çocuklar, kitabımız Zirveye Tırmanış. Yazan ve resimleyen Yılmaz Gürbüz. Zirveye Tırmanış. Güneşli, güzel bir günün ilk saatlerinde esen ılık rüzgar, ağaçların dallarını yavaş yavaş sallıyordu. Sallanan ağaçlar sanki kuşların sabahki şarkılarını eşlik ediyordu. Güneş gülümsemesiyle tüm ormanı tamamen aydınlatmıştı. Ormanın içinde ise bambaşka olaylar meydana gelmekteydi. Sabahın erken saatlerinde ormanda yedi arkadaş bir araya gelmişti. Kim miydi bu arkadaşlar? Yılan, kurbağa, maymun, kelebek, karınca, çekirge ve güvercin idi. Bu genç arkadaşlar ara sıra bir araya gelir, sohbetler eder, oyunlar oynar ve çeşitli maceralara atılırlardı. Çocukluktan gençliğe yeni yeni adım atan yedi kafadar eğlenmeyi çok iyi biliyordu. Bugün de boşu boşuna bir araya gelmemişlerdi. Yeni bir maceranın eşiğindeydiler. O sırada aklına bir fikir gelen kelebek, arkadaşlarına dönerek fikrini anlatmaya başladı. Arkadaşlar, ben biraz yükseklere havalanıp sık ağaç dallarını geçtiğimde yüksek bir dağ görüyorum. Bu dağın zirvesini hep merak etmişimdir. Acaba orada neler var? Kimler yaşıyor? Buradan tüm orman nasıl görünüyor? Eğer sizler de merak ediyorsanız bir teklifim var. Maymun hemen cevap verdi. Diyelim ki merak ettik. Teklifin nedir? Kelebek duraksamadan teklifini söyledi. Hep birlikte dağın zirvesine çıkalım diyorum. Siz ne dersiniz? Yılan, peki bu dağ çok uzak ve yüksek bir dağ mı? Güvercin, ben o dağı her gün görüyorum. Oldukça uzak ve yüksek bir dağdır. Ama istekli ve iradeli olduktan sonra aşılmayacak dağ yoktur. Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar demiş atalarımız. Yılan geriye döndü. O kadar uzak ve yüksek bir dağın zirvesine çıkmak deliliktir. Bence bunu konuşmaya bile gerek yok. Çekirge, bence değişik bir macera olacaktır. Farklı bir iş yapmak hepimize iyi gelecektir. Maymun endişeli konuştu. Ama kimlerle ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ya başımıza bir şey gelirse? Karınca cevap verdi. Ormanın her tarafı aynı değil mi? Her an her yerde zaten başımıza bir şey gelebilir. Şu an bile başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden bence hiç fark etmez. Kurbağa, İyi de daha eğlenceli bir şeyler yapsak, şurada oyunlar oynasak daha iyi olmaz mı? Çekirge yerinden zıpladı. O dediğin oyunların hepsini burada oynadık zaten. Bence karıncanın da dediği gibi artık daha farklı işler yapmalıyız. Farklı maceralara atılmalıyız. Bu farklı maceralar sayesinde yeni bilgiler edinebiliriz. Kelebek kısık bir sesle konuşmaya katıldı. Teklifi ben yapmış olsam bile dağın zirvesine çıkıp çıkmama konusunda kararsızım. Yılan, kurbağa ve maymunun endişelerini anlıyorum. Benim de endişelerim, korkularım var. Hem oraya çıkmanın bize ne gibi faydası olacak ki? Güvercin kelebeğe döndü. Kendin söyledin dağın zirvesini merak ediyorum diye. Orada kimlerin yaşadığını ve oradan buranın nasıl göründüğünü de merak ettiğini söylemiştin. İşte oraya ulaşınca tüm bu soruların cevabını bulmuş olacaksın. Zirveye çıkmanın senin için böyle bir faydası olacak. Aksi halde tüm ömrün boyunca dağın zirvesini merak edip duracaksın. Soruların cevabını bulamayacaksın. Şimdi elimizdeki bu fırsatı değerlendirelim derim ben. Çekirge, o dağı daha önce ağaç dalları arasından görmüştüm. Sabahın erken saatlerinde yolculuğa çıkarsak tahmini öğle saatlerinde zirvede oluruz. Akşam havanın kararmaya başladığı saatlerde de buraya döneriz. Hava tam kararmadan evimize dönersek anne ve babamız da bizi merak etmemiş olur. Çünkü her zamanki eve dönüş saatimizde evlerimizde olacağız. Kurbağa, zamanında eve dönebilir miyiz? Bu konuda endişeliyim. Karınca, içinizde en minik adımları atan ben olduğuma göre zamanında dönüp dönmeme konusunda endişelenmesi gereken de benim. Ama bu maceradan vazgeçmek de istemiyorum. Maymun kafasındaki soruları dile getirdi. Peki nasıl yapacağız bu yolculuğu? Herkesin farklı özellikleri var. Kimimiz uçuyor, kimimiz atlayıp zıplıyor. Kimimiz sürünüyor, kimimiz yüzüyor. Kimimiz de yürüyoruz. Birlikte yolculuk yapmamız zor görünüyor.
Mesela ben ağaçların arasında daldan dala atlarken karıncayı ve diğerlerini nasıl takip edeceğim? Bu çok zor olacak gibi. Kelebek, evet ben de dalların arasından uçarken hepinizi takip edemem. Güvercin bu sorulara cevap bulmuştu. O halde kimse kimseyi takip etmeyecek. Herkes kendi yolculuğunu kendisi yapacak. Bulunduğunuz yerden hep doğuya doğru gidersek dağın zirvesine ulaşmış oluruz. Çünkü dağ tam da doğumuzda kalıyor. Maymun kollarını iki yana açtı. Anlaşılan başka seçenek kalmıyor. Çünkü yolculuk konusunda bazılarımız oldukça kararlı görünüyor. Yılan hala endişeliydi. Ben ne yapacağım peki? Bütün yolu vücudumun her yerinde hissedeceğim. Ayrıca öğle saatinde zirveye varıp varamayacağımdan da emin değilim. Çekirge onun endişelerini gidermeye çalıştı. Merak etme. Zirveye çıkanlar diğerleri gelene kadar orada bekler. Hepimiz gelmeden oradan ayrılmalıyız. Dönüşte de hava tam kararmadan burada olmalıyız. Yine hepimiz gelene kadar burada bekleriz. Herkes geldikten sonra evlerimize dönebiliriz. Maymun, zirveye veya buraya ulaşmada birimiz gecikirse ne olacak? Karınca cevap verdi. Belli bir süre bekleriz. Sonra içimizden bazıları geciken kişiyi aramaya çıkar. Her ihtimalle karşılanıp buluşacağımız yerde de birimiz kalırız. Kelebek, bu yolculuk teklifini ben yaptım ama yolla ilgili bazı endişelerim vardı. Şimdi endişelerimi giderdiniz. Bence bu maceraya atılabiliriz. Maymun, maceralar bana hep çekici gelmiştir. Ancak bu macera oldukça zorlu görünüyor. Eğer karınca minik adımlarıyla bu yolculuk için gönüllüyse ben de gönüllüyüm. Karınca hemen karşılık verdi. Minik ama hızlı ve kararlı adımlar olacak benimkisi. Kurbağa merakla sordu. Ormanın içinden geçen derek çıkacağımız dağdan geliyor değil mi? Güvercin orayı daha önce havadan gördüğü için cevap verdi. Evet ama o dere dağın tam zirvesinden gelmiyor. Derenin kaynağı dağın ortalarında kalıyor. Kurbağa, dereden akıntının tersine kaynağa kadar yüzdüğümde yolu yarılamış olacağım. Gerisini de zıplaya zıplaya çıkarım. Tamam, ben de kabul ediyorum bu yolculuğu. Yılan, geriye bir tek ben kaldım. Bu macerada en çok da benim için uzun ve zor geçecek. Varış noktalarında birbirimizi bekleyeceğimiz için ben de bu yolculuğa çıkmayı kabul ediyorum. Güvercin tüm arkadaşlarına seslendi. O halde hepimiz zirveye ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza söz vermeliyiz. Yolda hangi engellerle karşılaşırsak karşılaşalım, bu engelleri aşacağımıza, tüm zorluklara rağmen yoldan geri dönmeyeceğimize söz veriyor muyuz? Hepsi birden bağırdı. Söz veriyoruz. Böylece yedi arkadaş sabahın bu erken saatinde yeni bir maceraya atıldılar. Buluşacakları bu yerden dağılarak yolculuklarına başladılar. Kimi havadan, kimi sudan, kimi karadan yoluna devam edecekti. Günün ilk saatlerinde başlayan bu macera bakalım nasıl bitecek. Yılan ilk harekete geçen olmuştu. Yolun çok uzun olduğunu farkındaydı. İlk olarak bildiği yollardan doğuya doğru hızlı hızlı sürünerek ilerledi. Enerjisini iyi kullanmalıydı. Daha henüz tırmanılacak dağın yokuşu başlamamıştı. Yokuş yukarı sürülmek çok zor olacaktı. Öğle sıcağı bastırmadan zirveye ulaşmalıydı. Yerdeki ağaç dallarının taşların üstünden sürülmek çok zor oluyordu. Ama bunlara alışkındı. Yaklaşık bir saat hızla sürünerek düz yolları aşıp dağın eteğine ulaştı. Biraz dinlenmesi gerekiyordu. Asıl zorluk şimdi başlayacaktı. Yokuş yukarı tırmanmak 5 dakikalık dinlenmeden sonra tekrar harekete geçti. Şimdi artık dağ tırmanıyordu. Dağ ne kadar ağaçlık olsa da yerde sivri taşları ve büyük kayaları eksik değildi. Bu sivri taşlar vücuduna batıyor, canı ne kadar yansa da yoluna devam ediyordu. Büyük kayaların üstünden geçerken aralıklara düşme riski de vardı. Bir saatlik daha zorlu yolculuk yaptı. Güneş de sıcaklığını arttırdığından artık iyice susamıştı. Bu susuzluk onu zor durumda bırakabilirdi. Bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini düşündü. Kurbağanın bahsettiği dere aklına geldi. Eğer dereye ulaşabilirse susuzluğunu giderebilirdi. Bir yöne dönmesi gerekiyordu. Acaba dere sağında mı yoksa solunda mıydı? Bir tercih yaptı ve sağa döndü. Sağa doğru gidecek. Dereyi bulursa susuzluğunu giderecekti. Bulamazsa geri dönüp başladığı yerin soluna yönelip bu kez dereyi sol tarafta arayacaktı. Yılan dereyi araya dursun. Biz de bir kurbağaya bakalım. Acaba o neler yaptı?
Kurbağa arkadaşlarından ayrılır ayrılmaz bildiği derenin yolunu tutmuştu. Dereden akıntının tersine doğru yüzeceği daha önce söylemişti. Böylece derenin kaynağına ulaşacaktı. Derenin kaynağı da güvercinin söylediği gibi dağın ortalarında kalıyordu. Zirveye ulaşmak için kalan yolda karadan zıplaya zıplaya gidecekti. Kurbağa hızla dereye ulaştı ve atladı. Şimdi akıntıya karşı yüzüyordu. Daha önce de akıntıya karşı yüzmüştü. Ancak hiç gideceği yol kadar uzun yüzmemişti. Kim bilir nasıl yorulacaktı. Derenin akıntısı bazı yerlerde hızlanıyordu. Buralar onu çok zorluyordu. Yaklaşık 40 dakika yürüdü. Derenin düzgün aktığı yolları aşmıştı. Şimdi dağın eteğindeydi. Biraz dinlenmesi gerekiyordu. Dereden çıkıp kenarda dinlenmeye başladı. Aşağı yukarı 10 dakika dinlendikten sonra tekrar dereye atladı. Şimdi işi daha zordu. Dere dağdan aşağı aktığı için akıntı hızı 2-3 katına çıkmıştı. Şimdi ayaklarını daha hızlı çırpmalıydı. Bu durum onu daha çok ve çabuk yordu. Enerjisini çok iyi kullanmalıydı. Dakikalar sonra kurbağanın yüzme süreleri kısalırken dinlenme süreleri uzamıştı. Bir saat daha çabalamış ancak çok az yol alabilmişti. Öğle sıcağı da başlamak üzereydi. Acaba zamanla zirveye ulaşabilecek miydi? Kurbağa suda yüzse dursun, biz bir de maymuna bakalım. Acaba o neler yaptı? Maymun daha yolculuğa başlamadan nereden ve nasıl gideceğini çok iyi biliyordu. Ormanda bulunduklarına göre ağaç dallarının arasından yoluna devam edecekti. Dağın zirvesine kadar ağaç bulduğu süre daldan dala atlaya atlaya ilerleyecekti. Arkadaşlarından ayrılır ayrılmaz hemen yanındaki ağaca tırmandı. Dallarını tutunup sallanarak bir diğer ağaca atladı. Derken hızla ağaç dallarından bir ötekine, oradan bir ötekine geçti. Böylece bir saate kalmadan ormandaki tuz alanı geçti ve dağın eteklerine ulaştı. Biraz dinlenmesi gerekiyordu. Vücudunun bütün ağırlığını taşıyan kolları yorulmuştu. Bulunduğu ağacın bir dalında oturup dinlenmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikalık bir dinlenmeden sonra tekrar yolculuğa başladı. Artık yol daha zorluydu. Ağaçlar dağın bu yokuşunda da biraz daha aralıklıydı. Birbirinden uzakta bulunan ağaçların dallar arasından geçişi zor oluyordu. Üstelik kimi ağaçlar bodur kalmıştı. En ufak bir dikkatsizlikte düşebilirdi. Yarım saatlik daha zorlu bir yolculuktan sonra dikkati biraz azalmıştı. Kolları da yorgunluktan ağrımaya başlamıştı. Birkaç ağaç sonra dinlenmeyi düşünüyordu ki tutunduğu bir dal çıtırdamaya başladı. Kafasını çevirince dalın kırılmış olduğunu fark etti ama iş işten geçmişti. Tutunduğu kuru dal onu taşıyamayıp kırıldı. Maymun dalla birlikte aşağı düştü. Düştüğü yerden ayağa kalkınca bir kolun ağrıdığını duyumsadı. Ağrıyan kolun üstüne düşmüştü. Bu ağrıyla maymun yola nasıl devam edecekti? Yolculuktaki en önemli aracı yaralanmıştı. Düştüğü kuru ağacın dibinde hem dinlenmeyi hem de yola nasıl devam edeceğini düşünmeye başladı. Maymun düşüne dursun, biz de bir kelebeğe bakalım. Acaba o neler yaptı? Kelebek arkadaşlarıyla dağın zirvesine çıkacaklarına dair söz verdikten sonra hemen kanat